Merhabalar sevgili dostlar, sevgili Biriz Edebiyatlı dostlarım. Güzel bir akşam dileğiyle sizlerleyim. Biriz antolojimizin dördüncüsüyle bu gece yine sizlerleyiz. Dün sevgili şairlerimizin üçünden Abbas Naceroğlu'ndan, Abdullah Çelebioğlu'ndan ve sevgili başkanımız Adem Yazar'dan şiirler seslendirdim. Abbas Naceroğlu'nun Derdim ve İlacım Telafer şiirini size seslendirdim. Ses oldum dostlarım ve duygulandık. Duygulanmamak mümkün değil. Demişti ki bir başka şiirinde de sevgili Naceroğlu, bir kimse sormuyor fakirin halın, hari gitsin, hari kaçsın dünyada. Dar günlerde zengin tutmuyor elin, tahılı yok etsin, bitsin dünyada demiş Para adlı şiirinde. Sevgili Abdullah Çelebioğlu, Yörük Kızı şiirinde, nasıl tarif edem bilmem ki seni, sen beni cahilden say Yörük Kızı. Kaçırır mıydın bilmem ki beni, tanıyanlar diyor tay, Yörük Kızı demişti Yörük Kızı şiirinde. Ve sevgili Adem Yazar başkanımız, kaderinden kaçamazsın şiirinde, gök kubbede uçarsın da ondan öte uçamazsın, tüm beşerden kaçarsın da kaderinden kaçamazsın demiş güzel bir şiirinde. Evet, bugün sizlere antolojimizin dördüncü şiirindeki şairimizi tanıtıyorum. Akın Aktaş şairimiz. Aslen Ardahanlı olmakla beraber 1 Ocak 1979 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde doğdum diyor Akın Aktaş Bey. Babamın işi nedeniyle 7 yaşındayken Ankara'ya taşındık. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilimi Ankara'da tamamladım. Ardından Selçuk Üniversitesi Mahalli İdareler, 9 Eylül Üniversitesi Matematik, Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi ve son olarak Ankara Gazi Üniversitesi Pedagojik Formasyon olmak üzere eğitim hayatımı tamamladım. Şiir yazmaya lise öğrencisiyken başladım diyor Akın Aktaş. 2000 yılında Artık Sen de Benim Gibisin isimli ilk ve tek şiir kitabım yayınlandı. Ömrüm yeterse şayet 2020 yılı içerisinde ikinci kitabımı da çıkarmayı düşünüyorum. Şiirlerimi genellikle hece vezni ile yazsam da serbest vezin ile yazdığım şiirlerim mevcuttur. Ankara Kültür, Sanat ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Serpil Aktaş ile evliyim ve 2 tane kız evladına sahibim demiş. Allah ömürler versin sevgili Akın Aktaş arkadaşımızın biyografisinde bunlar yazılı. Evet, güzel bir şiir başlığı yakaladım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum ama diğer şiirlerin isimlerini de Akın Bey'in paylaşayım. Bayrağımız var şiiri, Gerekir, Gözlerin, 40 Yaş ve Türkan Şoray'ın Bakışı şiirleri. Evet efendim, ben Akın Aktaş beyefendiden Türkan Şoray'ın Bakışı şiirini paylaşmak istiyorum izninizle. Bir şiir yazarım sana, içinde Türkan Şoray'ın bakışını, Kemal Sunal'ın gülüşünü bulursun. Her mısrası gol olur, sevinir Sadri abi. Kaçmaz mesela komşu kızı zengin adamın ipsiz oğluna. Fakir ama o gururlu genç zengin olur, mutlu olur ama son olmaz. Bir şiir yazarım sana, turbo sakızının kokusu gelir burnuna. Kıymet yengenin salçalı ekmeği
biraz da leblebi tozu kadar ve biz müsait oluruz. Akşama babanlar misafirliğe gelir. Bir şiir yazarım sana. Üç bilinenli, az dereceli denklem olur. Bilinir bütün bilinmezler. Hangi sayının üç katının o sayının sevdasına eşit olduğunu bulursun. Çözülür bütün problemler, bulunur bütün sonuçlar. Ama hiç sıfır çıkmaz, yutmaz yani tüm emeklerimizi. Bir şiir yazarım sana. Hiroşima'da çiçekler açar, Somali'de açlık, Arakan'da zulüm biter. Kudüs'te ezan okunur, barışır tüm küsler, sarılır tüm insanlar, biter savaşlar, biter kavgalar. Ağlamaz çocuklar, ağlamaz analar. Ben şiiri yalnız sana yazarım ya da sen diye yazarım, şiir olur. Ben şiiri yalnız sana yazarım ya da sen diye yazarım, şiir olur. Evet, Akın Aktaş, kaleminize, yüreğinize sağlık sevgili Akın Bey. Evet sevgili dostlarım, Alparslan Demir Bilek şair arkadaşımızın sırada olduğunu görüyoruz. Hemşerim, 21 Aralık 1981 Yozgat doğumlu Alparslan Bey. Üniversite hayatına kadar bu şehirde yaşadı. Toprak, rüzgar ve güneşle büyüdü. 2002-2006 yılları arasında Karadeniz Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okudu. 2006-2015 yılları arasında Giresun'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. 2008'de Karadeniz'e bir yıl veda ederek vatani görevini yapmak üzere yedek subay olarak Kars'a gitti. 2014'te Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe öğretimi alanında yüksek lisansa başladı. Deniz, kar ve yağmurla olgunlaştı. 2015-2018 atanın yurdu Ankara'ya atandı. Bir süre idareci olarak görev yapan şair, halen Türkçe öğretmeni olarak görevine devam ediyor. Toprağa basmadan, denize hasretle, yağmurla yetinerek, pişme gayretinde. Görünen hayatının üç dönemden ibaret olduğunu söyleyen Alparslan Demir Bilek, bu üç dönemi şu şekilde özetliyor. Yozgat toprak, Giresun deniz ve Ankara şiir. Yansıma isimli bir şiir kitabı olan şairin birçok antolojide de yayınlanmış şiirleri var. Yine yayınlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri ile dergi, gazete ve internet sayfalarında deneme, hikaye, anı, derleme ve şiirleri mevcuttur. Benim denizimin en güzel kıyısı dediği Elif Beren ve Demir Kağan'ın babasıdır. Ve ekliyor şairimiz. Şiir aynı sahnedeki balerin, samuray ve bilgenin oynadığı bir tiyatro oyunu gibidir. Kılıcın keskinliğini, zekanın kıvraklığını, dansın zerafetinde izlersiniz, diyor Alparslan Demir Bilek. Evet, sevgili dostlarım, Alparslan Demir Bilek arkadaşımızın Mihr-ü Mah, bu defa gitmenin tadı başka, çur muyum ben, ruhum kire düştü ve senden sana adlı şiirleri mevcut Biriz Edebiyat 4 antolojisinde. Evet, senden sana diyoruz Alparslan Demir Bilek'ten. Azgın suya kapılmış, cansız nefer gibiyim. Yarınından habersiz doğan seher gibiyim. Ahirete hak yükünü sırtlanmış er gibiyim. Eyvahımdaki ahım beklenecek şafak sen.
Terk ettim yarınları, kalbimdeki atak sen. Adın anmazsa dilim, dilim dilim dilsinler. Yadım inan adındır, bunu böyle bilsinler. Varsın dost hanesinden, adımı da silsinler. Ağdımda can bulan türkü sensin, bozlak sen. Gönlümün çorak tutmuş bağındaki sazlık sen. Güzel olan ne varsa sonsuz akıp gidiyor. Hayallerim tutuştu, yürek feryat ediyor. Bir hitap düştü yere, git artık bitti diyor. Mekanlar dünde kaldı, yarına en uzak sen. Yara aldı anlarım, düşlerime tuzak sen. İçin ayın 14'ü, yüzün pek de güzeldi. İsmin kulağa name, sönük ruha özeldi. Sevdayı sahiplenme, Leyla senden ezeldi. Mihnet eylemem olsan, gözümdeki toprak sen. Zamanımı biçen sen, döven, saban, orak sen. Acı tatlı har ile yandı avuçlarımız. Yeter mi intizarın, yeter mi suçlarımız? Şehri güzelleştirdi masum sevinçlerimiz. Ömrüme can suyundan can taşıyan sulak sen. Sende dirilişimi fısıldayan ulak sen. Sende dirilişimi fısıldayan ulak sen. Alparslan Demir Bilek. Evet dostlar, çok güzel bir şiir paylaştık. Kalemine, yüreğine sağlık sevgili dostumuzun. Evet güzel dostlarım. Şimdi sizleri Aşık Feymani ile buluşturmak istiyorum. Ve antolojimizin, 4. antolojimizin 35. sayfasında Aşık Feymani'nin özgeçmişi var. Sizi Aşık Feymani'nin özgeçmişiyle baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim. 2 Mayıs 1942 tarihinde Kadirli'nin Azaplı köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Osman Taşkaya'dır. Çocuk yaşta saz çalıp türkü söylemeye başladı. İlkokul mezunu olup aşıklığa o çağlarda başladı. İlk olarak Çoban Osman mahlasını kullanan Aşık Feymani, rüya yoluyla Feymani mahlasını almıştır. Yani badeli bir aşıktır. Türkiye'yi karış karış dolaşan aşık, halen köyünde ikamet etmektedir. Çok sayıda çırak yetiştiren aşık, bu kültüre hizmet etmiş ve Koca Çınar diye anılmaktadır. Yayımlanan 6 adet kitabı vardır Aşık Feymani'nin. Aşık edebiyatının her dalında eserler vermiş bir atışma ustasıdır. Yaşarken adına şenlik düzenlenen ilk ve tek aşıktır. Şiirleri dili yormayan sadelikte ve tasavvufi derinliktedir. TRT literatüründe eserleri mevcuttur. Ahu Gözlüm en meşhur eserlerindendir. Feymani evli ve 4 çocuk babasıdır. O çağımızın Dede Korkut'u, Koca Çınar'ı ve yaşayan en önemli aşığıdır. Çukurova'da aşıklık geleneğini tekrardan canlandıran ve birçok ilke imza atan büyük bir usta ve üstattır. Türküleri yüzlerce sanatçı tarafından seslendirilmiştir. Onu anlatmak çok uzun süreceği için ancak böyle kısa bir özet geçebiliyoruz. Eserleri Ahu Gözlüm, Sevgi Şehri, Gönül Sarayı, Zamanı Geldi, Çukurova'da Aşıklık ve Feymani,
Aşık Hikayeleri adlı kitapları vardır şairimizin. Evet, antolojimizde Aşık Feymali'nin hangi şiirleri var? Bakalım efendim. Savaştan barış güzeldir, sevdalıyız, öğretmene yeter ve çağrı. Bu şiirleri var sevgili üstadın, ustamızın, üstadımızın antolojimizde. Evet, şimdi sevgili Feymani Usta'nın Çağrı adlı şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. 50 yıldır gittin, geri gelmedin. Geri gel gençliğim, dön de geri gel. Uğrayıp da bir halimi sormadın. Geri gel gençliğim, dön de geri gel. O eski gün ezellere gidelim. İstiyorsan biz ellere gidelim. Lebişirin güzellere gidelim. Geri gel gençliğim, dön de geri gel. Yaz gelince çıkak dağlar başına. Türkü yakak güzellerin kaşına. Döndür beni torunumun yaşına. Geri gel gençliğim, dön de geri gel. Sevda kuşum kafesinden uçmadan, can kervanı gurbet ele göçmeden, yaz mevsimim baharlara geçmeden, geri gel, geri gel gençliğim, dön de geri gel. Feymaniyim, feymaniyim vakti süren çok ise, ayrılığa gözün gönlün tok ise, eğer seni orada tutan yok ise, geri gel gençliğim, geri gel, dön de geri gel. Aşık Feymani. Evet sevgili Bir İz Edebiyatlı dostlarım. Bugün Bir İz antolojimizin tanıtımı ya da Bir İz antolojimizde el ele gönül gönüle olduğumuz şair dostlarımızın şiirlerinin gönüllerine girmeyi başardık. Bakalım hangi dostlarımız bizlerle olmuş, onları da analım, teşekkür edelim. Sevgili Nurdal Utlu, Tuğba Devrim, Murat Akbay, Alparslan Demirbilek, Selma Demirtürk Çelik, teşekkür ediyorum. Yorumuna sesine sağlık ablacığım demiş, teşekkürler. Sevgili İzzet Gayretli, hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diliyorum. Selamlar, saygılar hocam demiş sevgili İzzet Bey. Rabia Barış, başarılar dilerim Serap hocam diyor. Başarı hepimizin sevgili Rabia Hanım. Sizlerle varız biz. Hep birlikte el ele veriyoruz ve bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Şiir adına, edebiyat adına. Sevgili Cemalettin Gündoğan, teşekkür ediyorum buradasınız. İsmihan Erdoğmuş Hanım, iyi akşamlar hocam. Sevgiler, selamlar olsun. Sağ olun, aleyküm selam. Evet, sevgili Alparslan Demirbilek, ağzına yüreğine sağlık hocam, teşekkür ederim diyor. Ben şiir yazan kalemlere teşekkür ediyorum. Dinleyenlere, zaman ayırıp burada dinleyenlere, dinlemek isteyip şu anda burada olmayıp daha sonra dinleyeceklere selam ediyorum. Var olun, sağ olun. Yarın akşam yine 21'de devam edeceğiz efendim şairlerimizin şiirlerine ve biyografilerine. Gönlünüz şiirle dolsun. Fahri Öztürk beyefendi, hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Yarın 21'de gene buradayız. Hep birlikte şiirleri dinleyeceğiz. Yürek seslerine dokunacağız şairlerimizin. Ve el ele, gönül gönüle bir izli olmanın güzelliğini yaşayacağız dostlarım. Saygılar, sevgiler, hürmetler efendim. Seydi Kalender beyefendiye de saygılar. Son anda geldi. Sağ olsun. Seydi abim yarın 21'de bekliyoruz efendim. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere efendim.